Bu bir emek mücadelesi. Yaşamını emek mücadelesiyle geçirmiş bir belediye başkanı olarak elbette emekçilerimizin mümkün olan en üst sınırlarda hep yanındaydık, yanında olmaya da devam ediyoruz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, DİSK Genel İş Sendikası ile 3250 TL artı 2 bayram ikramiyesi, artı 1 Mayıs ikramiyesi, artı 2 tane 15'er günlük ikramiye ve 40 saat üzeri fazla mesai üzerinden toplu sözleşme imzaladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaşamını emek mücadelesiyle geçirmiş olan bir belediye başkanı olarak emeğin ve emekçinin her zaman yanında oldum, olmaya da devam edeceğim dedi. Tabii DİSK genel iş her toplu sözleşmede olduğu gibi bizi gene çok zorladı. Onu da söyleyeyim ama bu bir emek mücadelesi. Birçok belediye gibi, birçok işveren gibi belediye emekçisi arkadaşlarımızla ilk toplu sözleşmemizi yapıyoruz. Bu bir dönüm noktasıdır. Türkiye demokrasi mücadelesinde de, emek mücadelesinde de çok ciddi bir kırılma noktasıdır emek mücadelesinde. Zaten artık 1 Ocak 2018'den bu yana Türkiye'de hiçbir kurum hizmet alımı personel çalıştıramıyor. Bunun evrilmiş olması, bunun değiştirilmiş olması, bunun kaldırtılmış olması bence en önemli başarıdır. Bugün yaptığımız toplu sözleşme ile yılbaşından önce mali haklar konusunda zaten mutabık kalmıştık, o konuda bir sorun yoktu. Bugün sosyal haklar, işte çalışma saatleri gibi hakları da bitirdik ve sendikamızla DİSK Genel İş'le toplu sözleşmemizi Sodemsen ve Edirne Belediyesi olarak imzaladık. Öncelikle tüm emekçi arkadaşlarıma hayırlı olsun diliyorum. Ailelerine hayırlı olsun. Ne yaptık? Edirne Belediyesi'nde 30 Haziran 2020 tarihini baz alarak, yani o günden bu yana toplu sözleşmemiz geçerli. Bu arada geçen zamandaki haklarını da arkadaşların ilave haklar olarak vermek kaydıyla en düşük net maaş 3250 TL olarak, yani yaklaşık eskisine göre %22 oranında bir artış oranıyla bağıtladık, imza altına aldık. Edirne Belediyesi'nde bundan sonra bekar, çocuğu olmayan bir çalışanımız 3250 TL net maaş alacak. 2 tane 15 günlük ikramiye, 2 tane dini bayram ikramiyesi ve bir de işçinin emekçinin bayramı olan 1 Mayıs'ta bir ikramiye vereceğiz. Toplamda 33 günde ikramiye vermiş olacağız. Tabii bunun üzerinde haftalık çalışma süresini kanunun bize vermiş olduğu 45 saat marjının 5 saat daha altına çekerek tüm çalışanlarda olduğu gibi 40 saate düşürdük Edirne Belediyesi'ne. Oradan da işçi arkadaşlarımı haftada 5, ayda toplamda 20 saatlik bir ek avantajları oldu. Bunu da söylemek gerekir. Tabii ki çocuk yardımı, öğrenci yardımı, diğer yardımlar, sosyal yardımlar hepsi düzenlendi. Ben Edirne Belediyesi emekçilerine hayırlısı olsun diyorum. Ama hepimiz halktan topladığımız paralarla aldığımız maaşların da karşılığını vereceğiz. Bu mutlak. Yani alın terimizi akıtacağız, o alın terimizin karşılığını alacağız. Ama yaptığımız işin de hakkını vererek, bu halka olan borcumuzu ödeyerek yapacağız bunu. Bütün çalışanlarımıza hayırlısı olsun, bütün emekçi arkadaşlarıma hayırlı olsun. Bugün sevinçliyiz, mutluyuz. Bu ay, Ocak ayı maaşlarını önümüzdeki hafta içerisinde yeni toplu sözleşmeden zamlı olarak ödemiş olacağız bütün arkadaşlar. Tekrar hayırlısı olsun diyorum. DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen de yılbaşından önce ücretler üzerinden anlaşma sağlamıştık. Sağ olsun başkanım, belediyenin bütün imkanlarını seferber etti dedi. Bu zor şartlarda toplu iş sözleşmemizi anlaşmayla sonuçlandırdık. Açıkçası sevgili başkanı bu süreç zarfında bir hayli yorduk. Topluca yorduk, tek tek yorduk. Arada gittik, telefon ettik. Sağ olsun o da elinden geldiğince belediyenin bütün imkanlarını da seferber ederek arkadaşlarımızın ücretlerinin iyileştirilmesi için taşın altına elini koydu.
2 yıllık bir toplu iş sözleşmesi. Evlerine götürdükleri ekmeğin büyümesinde, umutlarının yeşermesinde katkısı olduğu için başkanıma teşekkür ediyorum. Üyelerime de hayırlı olmasını diliyorum. SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit Korkmaz da bugün SODEMSEN olarak imzaladığımız 54. Toplu İş Sözleşmesi emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. SODEMSEN, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin kurmuş olduğu ve bugün iş kolumuzda 168 belediye, 61 de şirket olmak üzere 229 işvereni bünyesinde barındıran iş kolumuzun en büyük sendikalarından birisi işveren sendikası olarak. Bugüne kadar SODEMSEN olarak takip ettiğimiz toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlıkla sonuçlanan, herhangi bir grev aşamasına gelen sözleşme olmamıştır. Bunlardan birisi de Edirne olmuştur. Bunun mutluluğunu biz de yaşıyoruz. Ben de özellikle olumlu yaklaşımlarından dolayı Salim Başkanımıza ve Belediye Başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sözleşmenin işçilerimiz için, belediyemiz için ve sendikamız için hayırlı olmasını diliyorum.